Biliyorsunuz, vahşi kapitalizmin kaynakları vahşice kullanılması, sırf kar amaçlı, para amaçlı kullanılması, yeryüzünde birçok felaketlerin oluşmasına neden olmuştur. Tek kaybı nedir? Ekonomiktir. Kim kazanır, kim kaybeder onların umurunda değildir. Ve işte o yüzdedir ki özellikle son 30-40 yılda teknolojiyle beraber ya da gelişen sanayiyle beraber korkunç iklim değişiklikleri ve felaketler yaşanmıştır. Çatışma ortamını yarattı tahribatla birlikte. Gerçekten çok ağır sorunlar yaşıyoruz. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel sorunların yanında son 25 yıldan beridir ağır ekolojik sorunlarla karşı karşıyayız. Dersin coğrafyası tam bir kuşatma planına dahil. Kapitalizm doymak bilmeyen kar hırsıyla sürekli olarak saldırı içinde. Sadece aslında Dersin değil, biz bugün Dersin'i konuşuruz ama ülkemizin dört bir tarafında sıkışan sermaye, kendi sermayesine sermaye katmak için doğada yeraltı ve yerüstü varlıklarının tamamını piyasalaştırmak istemiyor. Bizler de en ağır şekilde yaşıyoruz bunu. Ve 2010 yılında TÜSİAD Başkanı'nın Dersim'e gelmesiyle, ki geçtiğimiz ay bir kez daha TÜSİAD Başkanı Dersim'deydi. Dersim'in yeraltı ve yerüstü varlıklarının mutlaka özellikle suyun ticarileştirilmesi gerektiği konusunda bir çalışmaları vardı. Bu da çok büyük bir tehlike olarak duruyor. Biz önemli su kaynaklarına sahibiz. Mercan, Munzur, Pülümür, İnsuyu, Haskar, Kırmızı Köprü, yani birçok su kaynağı önemli ve temiz su kaynakları ve bu da bir silah olarak, bir piyasalaşma tehlikesi olarak karşımızda duruyor. Ne ilginçtir ki en zengin madenlerin olduğu Afrika kıtası en fakir, en yoksul kıta. Bu da gösteriyor ki madenlerin olması tek başına yeterli değil. Tam tersine bir sömürü aracı olarak kullanılıyor. İliş Komisyonu'nda resmi sunumdur. Bu sunuma göre arkadaşlar, ben bir hesap yaptım. Bir ton altının devlete kalanı 9,5 kilo. Yani bir ton altın üretiliyor, 9,5 kilosu devlete kalıyor, 10 kilo diyelim bunu, 990 kilosu yurt dışına, yabancılara gidiyor. İşte 23 yılda 488 ton altın üretilmiş ama bu altın üretiminin ne ülkemize, ne halkımıza, ne yöre halkına hiçbir ciddi katkısı olmamış refah yönünden. Ve bu 488 ton altın üretilirken de yaklaşık 500 milyon ton kaya parçalanarak doğa tahrip edilmiş. 1 gram altın için 1 ton taş parçalanmak durumunda. Doğayı bu hale getiren, para hırsıyla, kar hırsıyla bu hale getirenlere karşı neler yapabiliriz, ne yapmalıyız? Bitkileri çalışırken biz yalnızca Pülümür'de 1212 bitki türünü belirledik. Bunun 134 tanesi endemik bitki. Hatta bir çalışmamız da o bölgede ilk kez bir bitkinin varlığını belirlemiş olduk. Onun da yayını yapılacak yakında. Bundan 5-10 yıl öncesine değin Türkiye'de ceviz ağaçlarının yurt dışından ya da Türkiye'nin dışından gelen doğal olmayan tür olduğu bilinirdi. Ama son yayınlarda anlaşıldı ki Hakkari ile Tunceli arasındaki bu bölgede ceviz ağaçları ormanlarımızda doğal olarak yetişen bir tür. Bunlardan Pülümür'de de pek çok ceviz ağacını bulduk. Hatta bugüne değin Türkiye sınırları içinde çevresi en geniş ceviz ağacını Pülümür'ün Çakırkaya köyünde bulduk. 2006'da çıkan Tarım Kanunu'nun 21. maddesi var. Gayri safi destekler yurt içi hasılanın %1'inden az olamaz. Verilen hep 1000'de 2. Primler ve destekler var. Hozat özelinden de birkaç örnekle devam edeceğim. Mazot destekleri, gübre destekleri. Bir yıl sonra ödenecek mazot desteği eğer %37 artırıp gübre desteği geçen yıla göre hiç artırılmamışsa bu ülkede hububat, bakliyat, ayçiçeği, mısır, patates dahil bütün ürünlerde üretime destek verilmediği çok net bir şekilde ortadadır. Hiçbir sektör kar etmeden alanda kalmaz. Çiftçinin kar edebilmesi için ürettiği ürünün maliyetinin üstünde bir alım fiyatı olması, ona göre ürününü satması.
Örneğin Hozat'tayız. Hozat'ta tarıma elverişli alanlar az. En çok ekilen bitkisel ürün de buğday ve arpa. Eğer enflasyonun %71 olduğu bir ortamda girdi fiyat endeksinin %53 olduğu bir ortamda Hozat koşullarında kuraklık etkisi de olmadan 200 kilo verimi bıraktık, 400 kilo verim alsanız bile harcadığınız girdiler ortadayken, alamadığınız destekler ortadayken size %11 ürününüze alım fiyatı verirse TMO, bu size gelecek yıl buğday arpa ekmeyin demektir. Peki ne ekeceksiniz? Diğer ürünlerde aynı sorunlar devam ediyor. Hozat açısından yakın tehdit ve tehlikelerin birincisi madencilik şirketlerinin, maden şirketlerinin yürüttüğü faaliyetler ve ruhsatlama süreçleri. Ozat ve Ovacık'ın Mehmet Doğru'nun sunumundan da bahsettiği üzere %50, %60, %70'lere varan coğrafyanın kapsadığı alanın büyük çoğunluğu maden işletmelerine ruhsatlanmış durumda. Bu işletmeler tabi madencilik faaliyetleri gruplarına göre değişiyor. Ama özellikle son yıllarda verilen ruhsatlar metal madenciliği üzerine yoğunlaşmış durumda. Bölgemizde bolca bulunan altın, bakır ve gümüş gibi birlikte çıkarılan cevherleri işlemeye yönelik faaliyetler. Önümüzdeki yıllarda bu faaliyetler yine arkadaşlarımızın bahsettiği gibi saldırı aşamasında şu an ruhsatlar ve ruhsatların bölüşümü ve paylaşımına ilişkin piyasa pazar çok canlı şu an sürüyor. Şirketler birbirlerine aldıkları ruhsatları devrederek büyük karlar elde ediyor veya şahıslar bu ruhsatları devrediyor. Bazıları bu ruhsatların faaliyete, işletme faaliyetine geçmiş durumdalar. Bazıları proje aşamasında, bazıları chat sürecinde, bazıları da fizibilite aşamasında. Önümüzdeki yıllarda bu tehditler katlanarak artacak. Hemen batı doğumuzda yer alan Ovacık'la Ozat sınırı arasındaki resmi sınır neredeyse tamamı 4. grup madenciliğe ruhsatlanmış durumda. Yani o bölgede altın, maden ve gümüş aranacak.